O, tribünleri dolduran 10.000'lerin kara sevdasıydı. Onun olmadığı bir ligin tadı yoktu. İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında, Karadeniz'e yakın kıyısındaki Rumeli Kavağı, yüzlerce yıldan beri geçimini balıkçılıkla sağlayan insanlara ev sahipliği yapmaktadır. 40'lı yılların başında Trabzon'dan İstanbul'a göç eden Turan ailesi de yaşamını sürdürmek için bu balıkçı köyünü seçmişti. İleride Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olacak evlatları Cemil, 26 Şubat 1947'de burada dünyaya geldi. Rumeli Kavağı sakinlerinin neredeyse tamamı balıkçılıkla geçiniyordu. Ama Cemil'in babası Ruşen Bey kendisine farklı bir iş alanı seçmişti. İki oğluyla birlikte süt satarak ailesinin geçimini sağlıyordu. Ben de sucuk yaptım. Evet, yıllarca. 5'te kalkıyorduk, o kavaktan çıkıyorduk yola. Babası ve abiyle birlikte 8'e kadar Cihangir'den Tophane'ye, sıra selvilerden tarla başına kadar uzanan geniş bir alanda müşterilerinin günlük süt ihtiyacını sağlayan Cemil, bu yoğun mesainin ardından okula gidiyordu. Rumeli Kavağı'ndaki ilkokulda okuyan Cemil, dersler bittikten sonra kalan vaktini çok sevdiği futbolla geçiriyordu. Eskiden böyle saman topları çıkardı, böyle lastikli. O topu alır, yan tarafında kullanılmayan bir mezarlık vardı. Artık düzlenmiş, selvi ağaçlarına çalım atardı. Hayatı o top oynamak. Kavak, alan yoktu yani, futbol alanı yoktu. Ağaçların arasından böyle dönmek etmek böyle. Yani kıvraklık ve şey getiriyordu yani. Ben onun faydası yani gördüm yani. İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine Sarıyer Ortaokulu'nda devam eden Kavaklı delikanlı, o sıralarda bütün Türkiye'nin onu Cemil Turan olarak tanıyacağı yolda ilk adımlarını atmak üzere olduğundan habersizdi. Okul bahçesinde ve mezarlıkta kendi başına oynarken onun yeteneklerini fark eden 7-8 yaş büyük mahalleli abileri, aralarında yaptıkları maçlara onu da çağırmaya başlamışlardı. Cemil'i çok seven büyükleri onun kıvraklığını ve çabukluğunu derhal fark etmişlerdi. Mahallenin abileriyle birlikte oynamak Cemil'in gelişmesinde büyük fayda sağlamıştı. Sarıyer takımında oynayan ve onun futboldaki yeteneğini gören Kavaklı gençlerden Cudi Vergili kulüp idarecilerine ondan bahsetmişti. Belliydi zaten, futbolcu olacağı da belliydi. Cemil'i ben aldım. Ama herkes bunun iyi futbolcu olacağını söylüyor. Kimse de el atmıyor yalnız. Aldım, Sarıyer takımına getirdim. Genç takıma girdi. Seçmelere getirdi. Beğendiler beni. Ondan sonra da tabii dünyalar benim oldu. 62'dim, 63 bine işte Sarıyer'in şeyine girdim işte genç takımına. Babam da beni, en büyük şeyinde babam beni göremedi yani, rahmetli oldu. Ben işte Sarıyer genç takımına girdim. Babam o yıllarda şey oldu, rahmetli oldu. Futbola büyük sevdalı olan bir adamdı. O nedenle de okulu bıraktı, devam ettiremedi. Orta 2'den ayrıldı. Gittim, imtihan günü baktım ki saatler ilerliyor. Ben bu imtihana kalırsam seçmeye katılamayacağım. Katladım kağıdı, kurdum böyle efendim. Şükran Hoca arkamdan bağırıyor, Cemil nereydi? Ben hiç varlamadım. Bastım gittim, katıldım. O gün ondan sonra baktım. Sarıyer'deki ilk yılını genç takımda geçiren Cemil Turan, ikinci yılın ortalarında artık bu yaş kategorisini aştığını oynadığı futbolla ilan etmişti. Genç takım antrenörü Sami Canel'in Cemil'i seyretmesi için kulüp başkanı Selahattin Yarar'a yaptığı ısrarlı davetleri nihayet sonuç vermişti. Yani belki sahasında oynanıyordu genç takım maçları. Biz o gün 8-1 yendik Alibeyköy'ünü. O gün de çok gol attım işte, yani iyi de oynadım. Çok beğendiler beni. O günden itibaren beni A takıma aldılar. Sarıyer altyapısını dönüyordu. Altyapıda bir sene önce dikkatini çekti. Çocuk yaşta Atatürk kadrosuna alındı. Bir spor tutum kupası maçında, defaslarında oynattılar onu. 6-2 maçta 4 tane de gol attı.
1966-67 sezonunda Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden Sarıyer'de ilk 11'de maçlara çıkmaya başlayan genç Cemil, sol iç mevkiinde oynayarak sadece attığı değil, attırdığı gollerle de takımına büyük katkıda bulundu. Santrafor olarak oynuyordu fakat ben onu sol orta sahadan biraz ileriye dönük olarak ilk defa oynattım. Cemil'e Sarıyer takımı çok güvendi. Her takım, her hocanın da zaten güvendiği bazı adamlar vardır. Onlar kötü dönüyorsa onları oyundan çıkartamazlar. Neden? Bir beklentisi vardır. 85. dakikada bir gol yapar, 90. dakikada bir iş yapar, takımı kurtarır diye. İşte Cemil böyle adamlardan biriydi. Cemil, Sarıyer'deki ikinci sezonunda attığı gollerin sayısını da ikiye katlayarak 16'ya çıkardı. Artık alternatifi bulunmayan bir futbolcu olmuştu. Bir lig maçı öncesi hastalanmasına rağmen hocasının ricasını kırmayarak sahaya çıktı ve takımının 2-0 galip gelmesini sağladı. İlk devre ortalarına doğru yol tarafından kaleye ceza yayının üstünden sağ ayağıyla rakibin sol köşesine bir plase aşırtma bir vuruşla köşeye topu bıraktı. İlk devre o şekilde 1-0 bitti. Ondan sonra ikinci devre gene oyunun ortalarına doğru, sonlarına doğru bu defa sol taraftan onun tipik bir şeyi vardır böyle sağ ayağından bir ayağından çeker bir ayağından toparlar, bir ayağından çeker bir ayağından toparlar. Üçüncü harekette plaseyi bıraktı, rakibin, kalecinin sol köşesine ve oyun 2-0 oldu. İkinci ligde oynadığı futbolla tüm otoritelerin dikkatini çeken Cemil, bu başarısının ödülünü genç milli takıma seçilerek gördü. 1967 Mayıs'ında Türkiye'de yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası için aday kadroya seçildi. Ancak maçlarda forma giyme şansı bulamadı. Ertesi sezon 6 Aralık 1967'de Bursa'da Bulgaristan'la 0-0 berabere kaldığımız maçta ilk kez Ay Yıldızı formayı giydi. O yıl lig maçları devam ederken başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere birçok kulübün transfer listesine giren genç futbolcu, sezon sonunda filmlere konu olacak bir kaçırılma hikayesinin kahramanı haline geldi. Turgut diye bir arkadaşım vardı takımda, Sarıyer takımda oynayan. Onunla beraber şeye gittik, Külüz'e gittik. Orada bir güneşlenirken biz böyle işte, böyle birisi bana Cemil diye baktı, baktım Akın. Bizim Galatasaray'da oynayan Akın. O da Sarıyer'in çocuğu. O da benim arkadaşım. Böyle baktım, Akın, bana bakınca böyle yukarı doğru böyle Akın. Hayır Akın dedi. Ya Metin Oktay geldi, senden görüşmek istiyordu. Şöyle formülü çevirdim Metin abi. Tabii hemen toparlandı, hani asker kalkar, kumandanın karşısında böyle bir şey yapar ya. Biraz konuşabilir miyiz de tamam he. Büyük golcü Metin Oktay futbolu bırakmak istediği zaman Cemil'i mutlaka kendi tahtının varisi olarak görüyor. Ve Cemil'i mutlaka Galatasaray takımına kazandırmak istiyor 68 senesinde. Ben vallahi şey oldum yani böyle hani dilim tutuldu yani. Yani böyle robot gibi kaldım karşısında. Metin Oktay, Cemil'i arkadaşı Turgut'la beraber Mecidiyeköy'deki evine götürmüştü. O yıllarda transfer döneminde sık sık rastlanan futbolcu kaçırma olaylarından biri yaşanıyordu. Metin Oktay ve eşi Servet Hanım, Cemil'le Turgut'u da alıp uçakla İzmir'e gitmiş, oradan da Çeşme'deki yazlıklarına geçmişlerdi. Amaç, transfer döneminin resmen başlayacağı 1 Temmuz'a kadar diğer kulüplerin Cemil'e ulaşmasını engellemekti. Çeşme'de de epey kaldık. Yani 15 günden fazla. Son gün Metin abi, Turgay Ece. Metin abi onun anlığa gitti. Cemil'in gönlündeki forma Metin Oktay'ın taşıdığı o forma değil, o çubuklu formaya hasta. Metin Oktay'ın Turgan Ece'yi almak için havaalanına gitmesinden yararlanan Cemil ve arkadaşı, denize gidiyormuş gibi mayolarını ve plaj terliklerini giyip omuzlarına birer havlu alarak evden çıktılar. Önce bir taksiyle İzmir'e, oradan otobüsle Manisa ve Bursa üzerinden İstanbul'a ulaştılar. Cemil hemen Sarıyer Başkanı Selahattin Yarar'ın yanına gitti. Ancak Selahattin Bey, Cemil'in kendisine danışmadan kulüp değiştirmek istediğini düşündüğünden ona kırgındı. Osman Bey de onların bir lokeri vardı böyle, hani toplandıkları bir yer vardı böyle. Ben geldim, işte 110 bile bakmadı. İslam Osman'ın menajeri, Turan abi, kaleci Yılmaz abi
Yıldırım abi. Üçü birden. Geldi. Aynen cümle bu. Cemil sizin malınızdır. Alın gidin. Turan abi geldi dedi ki Cemil'den haber var Yılmaz dedi. Kalktık Yıldırım ben. Turan abi Allah rahmet eylesin. Gittik Cemil'e. Gel Cemil falan. Aldık Cemil'i. Yeşilyurt'ta bir motel mi? Otele mi ne gittik. Ertesi gün Turan abi sabahleyin. Hadi dedi gidiyoruz. Mukavele yapma. Aldık Cemil'i yanımıza. Gittik işte o şekilde bize geldi. Biz İstanbulspor olarak Vefa Stadı'nda antrenman yapıyorduk. Bizden önce de Sarıyer takımıyla antrenman yapıyordu. Cemil'i orada tanıdık. Sarıyer'de oynarken tanıdık. O sene biz küme düşmüştük ve birinci olarak tekrar Milli Lig'e çıktığımızda Cemil'i Sarıyer'den transfer ettik. Başkaları da talipti ama İstanbulspor'un da artık şansı diyelim biz aldık Cemil'i. Böylece başta üç büyükler olmak üzere birçok kulübün peşinden koşturduğu Türk futbolunun yeni yıldızı Cemil Turan, kimsenin ummadığı bir şekilde İstanbul Erkek Lisesi'nin bağrından çıkan İstanbulspor'a transfer olmuştu. Dediler ki genç bir futbolcu geldi. Yani genç, çok genç, sarışın, çok güler yüzlü, utangaç. O sonra çok büyük futbolcu oldu. Ahmet, lakabı Boncuk Ahmet'i Beylerbeyi'nden. Bu Alparslan'ı da Davutpaşa'dan transfer ettik. Bu üçlü Milli Lig'de bizi öyle yerlere getirdik ki adeta Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Beşiktaş'la, üç büyüklerle başa baş oynadık. Hatta yendiğimiz zamanlarda oldu. Bir yıl ikinci ligde mücadele ettikten sonra tekrar birinci lige çıkan İstanbulspor, her biri futbol tarihimize geçecek derdeki oyuncularıyla şampiyonluk iddiasındaki takımlara kök söktürüyordu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra Galatasaray'ı da 3-0 mağlup eden İstanbulspor kadrosu unutulmazlar arasında yerini almıştı. Ama İstanbulspor o takımlardan aşağı kalan takım değildi ki. Şu futbolcular şimdi olsa var ya, yani büyük takımlar alamaz. Her biri mevkisinin en değerli isimleri arasında yer alan futbolcularla birlikte oynayan Cemil, gittikçe ustalaşıyor ve övgüleri topluyordu. İstanbulspor'un Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçın ardından Halit Kıvanç şu satırları yazmıştı. Dün Ali Sami Yen'de Gündüz Kılıç, Şükrü Gülesin, Büyüklü Küçüklü Fikretler, Lefter, Metin, Can, Kadri, ne bileyim daha nice devlerin hepsinden bir nebze, bir çift ayakta toplanmıştı sanki. Bütün bu unutulmaz isimleri hatırlatan isimdi Cemil. Usta spor yazarı İslam Çupi ise onu şu satırlarla övüyordu. Lefter'den sonra, Metin'den sonra koca bir takımı plaj çadırı gibi tutup tek başına katlayan futbolcu gördünüz mü? Futbolda ihtilaller topla tüfekle değil, takımdan daha büyük olan böyle efsane oyuncularla yapılır. İstanbulspor, kadrosunda barındırdığı yıldız futbolculara rağmen ligde şampiyonluk gibi iddialı hedefleri olmayan bir takımdı. Belki bunun en büyük nedeni oynadığı güzel futbola rağmen taraftara sahip olmamasıydı. Lakin Cemil sarı siyahlı formayı giymeye başladıktan sonra İstanbulspor'un maçlarını takip eden meraklı sayısında gözle görülür bir artış olmuştu. Onun özel bir seyircisi vardı İstanbulspor'da oynarken. İşte Mithat Paşa Stadı'nda oynadığımız maçlarda o bir grup seyirci onu izlemek için gelirdi. Hatta benim eşim futbolla hiç ilgilenmez, anlamaz. Tabii ben İstanbulsporlu olduğumdan dolayı o da İstanbulsporlu. Cemil'i izlemeye gelirdi. Zaten ilk baştan itibaren onun ne kadar büyük bir kıymet ve iyi futbolcu olduğunu herkes gördü zaten. Ya. O bir yıldızdı o. İstanbulspor'da üst seviyede futbolcularla birlikte oynamak Cemil'in futbolunu daha da geliştirmiş. Bunun sonucunda A ve Ümit Milli Takım'ın değişmez isimlerinden biri olmuştu. Bu milli maçlar sayesinde ünü yurt dışına da yayılmaya başlamıştı. Genç yıldız sadece Türk takımlarının değil, Avrupa kulüplerinin de transfer gündemine giriyordu artık.
Arsenal istedi beni. Ben dedim yok gitmem. Ben dedim şeyden dedim Kavak'tan dedim zor geliyorum buraya. İngiltere nasıl gideceğim ya? Kavak'ı Cemil Fransın ya. Yani ufkun yok, ufkun geniş değil. Hani şimdiki gibi nerede? Cemil Turan, Sarıyer'de oynadığı dönemde Fenerbahçeli yöneticilerin dikkatini çekip transfer listesine girse de üstünde çok durulmamış ve sonuçta İstanbulspor'a kaptırılmıştı. Ancak Sarı Lacivertli camianın mensupları ne kadar büyük bir hata yaptıklarını İstanbulspor'la oynadıkları maçlarda anlayacaklardı. Cemil İstanbulspor'da Fener'in tozunu atıyor. Tünelde Can Bartu diyor ki çocuklara, oyunculara, siz bu Ernesto'nun dediğini dinlemeyin, benim dediğimi dinleyin diyor. Bu Cemil'i diyor, mutlaka diyor, durdurmamız lazım diyor. O dönemde Fenerbahçe'nin İstanbulspor'la yaptığı maçlarda herhalde en çok yorulan futbolcu, Cemil'i tutmakla görevli olan Selim Soydan'dı. Atıyor buradan, geçiyor beni oyun anında filan. Tabii ağrına gidiyor futbolcu, böyle geçtim bir kişi filan. Hıslanırsın. Rahmetli Ercan abi demiştik, yanımda santraf Ercan abi oynuyor. Ercan abi şöyle geldi, ben bu tarafa kayayım dedi. O da bana senin adamın o dedi. Tut. Benim adamım da tutamıyorum dedi. Haftayım oldu. Maç bitti. Odaya girdim ben. Dedim Fikret abi oyuncu arıyorsanız dedim. Ne yapıp yapıp bu Cemil'i alın dedi. Nitekim Cemil Turan da 4 sezon boyunca İstanbulspor'da başarıyla top koşturmasına rağmen çocukluğundan beri gönlü Fenerbahçe'deydi. İstanbulspor kaliteli futbolcularla dolu kadrosuna karşın 1971-72 sezonu sonunda 1. Lig'e veda etti. Cemil ise Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şiddetli bir transfer çekişmesinin ortasında kalmıştı. İstanbulsporlu yöneticiler daha sezon sona ermeden Cemil'i verme hususunda Galatasaray'la anlaşmışlardı. Ben dedi Taksim'deki Divan Oteli'nde görevli filanca, şimdi adını bile unuttum. Buyur kardeşim hayırdır dedim. Şu anda dedi lobinin en dibindeki koltuklarda Nirun Şahin Girar'la Selahattin Beyazıt Cemil meselesini konuşuyorlar dedi. Dedim Arif çabuk makinanı al gidiyoruz. Nirun Şahin Girar pek tanımazdı beni ama Selahattin abi beni bir gördü. Aa sen ne arıyorsun burada ya dedi. Galiba dedim Cemil işi bitiyor dedim. Nirun Bey kalk dedi. Kalktılar. Dedim bir dakika ya, siz ne kalkıyorsunuz, bize müsaade dedim. Ve çıktık. Ertesi gün bizde tabii manşet fotoğraflı. Cemil Galatasaray'a doğru. Cemil İstanbulspor'da oynarken düşünün ki Cemil Almanya'da oynuyor. Ve bir takıma transfer olacak. Herhalde dünyanın bir numaralı adamı olurdu. İstanbulspor ve Galatasaraylı idareciler kendi aralarında anlaşmalarına rağmen Cemil çocukluğundan beri taraftar olduğu Fenerbahçe'de oynamak istiyordu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Emincan Kurtaran, Cemil'i er geç transfer edeceğine ve oynamasa dahi en yüksek ücreti alacağına dair söz vermişti. Emin abi eskışık Emin abiden. Her ne olsa olsun seni Fenerbahçe'ye ama bugün ama yarın alacağım. Sen de Fenerbahçe'ye geleceğinden başka bir şey düşünmeyeceksin. Ben de evet dedim. Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kalmış ama Cemil'in hangi kulübe gideceği hala belli olmamıştı. İstanbulspor idarecilerin onu serbest bırakması için devreye Kasımpaşa Kulübü Başkanı Sultan Demircan girmişti. Bütün bu olaylar sonucu Cemil'in transferiyle ilgili haberler gazetelerin spor sayfalarından birinci sayfalarına taşınmıştı. Bu inatlaşmanın sonucunda 1972-73 sezonu başlamasına rağmen Cemil İstanbulspor'un maçlarına çıkmama kararı almıştı. Şu kafam olsaydı onu yapmaz. Yani o zamanki insanları futbol federasyonu başkanı olsun, beden terbiyesi müdürü olsun, disiplin kurulu olsun, yani takım kurulu olsun, yani onlar beni yani yakabilirlerdi yani. Yani beni çok, diyorum ya, konuya şanslı bir insanım. Ceza şeyine gitmediler. Artık ikinci ligde mücadele eden İstanbulspor en önemli silahından mahrum kalmasına rağmen eski günlerdeki gibi şampiyonluğu hedefleyen güçlü takımlara kafa tutmaya devam ediyordu. Bir maç vardı 72 senesinde, Trabzonspor şampiyonluğa oynadığı seneydi. İkinci ligde. Cemil Turan da İstanbulspor'da oynuyordu o zaman. Cemil Turan'ın kaçırıldığı sene. Fenerbahçe'ye kaçırılmıştı. Cemil Turan oynamayacak diye çok sevinmiştik ama yine yenilmiştik o sene.
1-0 yenilmiştik galiba. Fikret Arıcan'la Suat Belgin, Fenerbahçe'nin kulüp müdürü, içeride yönetim kurulu toplantısı 1972 senesi. Diyor ki onlara Sultan Demircan, yarın diyor Cemil Fenerbahçeli oluyor. ...1972-73 sezonunun ilk devresini maç oynamadan geçiren Cemil Turan, nihayet Aralık ayında çocukluğundan beri hayalini kurduğu formaya kavuştu. İstanbulspor ve Fenerbahçe idarecilerinin anlaşması sonucu, ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala, 28 Kasım'da kiralık olarak Sarı Lacivertli Kulübün futbolcusu oldu. Yeni takımın antrenörü, 50'li yılların unutulmaz Brezilyalı futbolcusu Didi'ydi. O da sezon başından beri Cemil'in takımına katılmasını çok arzuluyordu. Fenerbahçe ikincinde ve garanti Fenerbahçe şampiyon olacak. Beni Emir abi çağırdı, Emir Can Kutran. Tene başındaki Faruk Uğur tesislerinde çağırdı. Dediğimi yemek yiyor böyle. Güzel bir şey başladı dediğim bile. Hani gidene kadar ondan da güzel bir şekilde şey yaptım. Cemil Turan Fenerbahçe formasıyla ilk kez sezon öncesi 1972 Ağustos'unda İstanbulspor'la yapılan hazırlık maçında sahaya çıkmış ve yarım devre oynamıştı. Resmen Fenerbahçeli olması Kasım sonunda, yani sezonun başlamasından 3 ay sonra gerçekleşti ve yeni takımının formasını resmi olarak ilk kez 3 Aralık 1972'de Galatasaray'la oynanan lig maçında giydi. Aslında o maçta kendisine görev verileceğini beklemiyordu. Zira aylardan beri düzenli idman yapmamıştı. Buna rağmen Cemil'e güvenen Didi onu ilk 11'e koymuştu. 1-1 berabere biten bu maçta 70 dakika oynayan Cemil, 10 gün sonra Beykoz'la yapılan kupa maçında sarı lacivertli formayla ilk golünü attı. Belki ligin başında kadroya katılsa takımı o sezonu ikinci değil şampiyon bitirebilirdi. Fenerbahçe lig şampiyonluğunu ezeli rakibine kaptırmasına rağmen Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazanmıştı. Cemil bu iki kupanın kazanılmasında attığı gollerle doğrudan katkı yapmıştı. 5-2 kazanılan Ankara Gücü maçında 3 gol, 2-1 kazanılan Galatasaray maçında da 1 gol atmıştı. Onu Ankara Gücü maçında seyreden ünlü teknik direktör Stefan Kovacs, Cemil Tanrı'nın ona verdiği bu üstünlükle dünyanın her köşesindeki bütün şampiyon ekiplerin formasını giyer ve rahatça oynar diyordu. Şu anda şöyle bir alışkanlık var. Eski Fenerbahçeli futbolculara efsane şu, efsane bu deniyor. Aslında bu çok hak edilmiş bir şey değildir. Efsane futbolcu çok özellikli futbolcudur. Cemil abi Can gibi, Lefter gibi, sonraki yıllarda Rıdvan gibi, Selçuk Yula gibi efsane olmuş bir futbolcudur. Ne kadar gönderdikten sonra topu Ostojić aldı. Yugoslav futbolcu Ostojić sağ taraftaki Cemil'e verdi. Milyonluk transfer Cemil. Hakikaten yani tek başına bir takım gibiydi. Yani takımı sırtlayıp götürmek diye işte buna denirdi. İşte bir Argeç Piteşli maçı var mesela. Yani imkansız, tutulmuyor. 5 tane gol attı Fenerbahçe. Cemil sadece gol atan değil, aynı zamanda gol attıran bir futbolcuydu. Günümüzde asist adı verilen gol pasları o günlerde dikkate alınsa, herhalde bu istatistikte üst sıralarda yer alırdı. Genelde sol tarafı biraz daha fazla seviyor ama çizgi değil. Yani sol santrfor gibi oynamaya çalışıyordu. Orta sahada gibi oynamaya çalışıyordu. Sağ tarafa geçiyor, deplase oluyordu. Egoist değildi. Herkes onu golcü diye düşündüğü zaman biraz hani golcüler egoist olur, kendi atsın. Bu tam tersi, asist de yapan bir oyuncuydu. Cemil'in bu komple oyunculuğu ve pasörlüğü, yani bencil olmaması, pasör olması yanındaki oyuncuları da rahatlatıp bir takım oyunu oynayan bir oyuncu vasfını taşımasıyla Fenerbahçe'ye ve milli takıma uzun yıllar hizmet etmiştir. Gol evasından Cemil'e, kritik an. Cemil geldi gelirlerden Mehmet vurdu ve gol. Evet, evet. Gördüğünüz gibi şimdi tekrar seyredeceğiz. 5. dakikada durum 1-0. İşte Cemil böyle geldi, Mehmet vurdu ve top filelerde.
İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye geldiği zaman asker olan Cemil, lig maçlarında oynamaya devam ediyordu. Askerliğini yaptığı dönemde A milli takımda oynadığı gibi Ordu futbol takımında da başarıyla görev yapmıştı. Kuvvet maçı vardı, Ankara'da oynuyorduk. Biz onlardan daha iyi durumdayız ama ilk yarı 0-0 bitti. Şimdi gayri insiyak, hepimiz Cemil Turan'a döndük, bakıyoruz böyle. Hani bizi kurtar der gibi. İkincide sonra biz kendisine baktığımız anlayınca bir ben mi oynuyorum, siz de biraz oynayın falan gibi böyle bir serzenişte vurdu. Sonra kardeşim bir çıktık ikincide öyle. Ama Cemil Turan o gün o maçı aldı. 3-0 mı ne yendik. Ve maçtan sonra gözlerimle gördüm, oyuncular Cemil Turan'a dokunuyorlardı böyle, bu nasıl biyonik adam mı diye. Didi yönetimindeki Fenerbahçe 1973-74 sezonunda ilk maçını kaybettikten sonra uzun müddet yenilmedi ve şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi. Güzel. İyi benim takım teknik, iyi saha, iyi Fenerbahçe pozisyon iyi. Fakat saha zor, çok zor para benim takım teknik. Nitekim kadrosu yıldız oyuncularla dolu olan Fenerbahçe lig yarışını önde tamamlarken Cemil Turan da futbol hayatında ilk kez şampiyonluk sevincini yaşadı. Takımı 4 yıl sonra şampiyonluğu kazanırken o da 14 golle gol kralı oldu. Cemil ve arkadaşları 1973-74 sezonunda bir sevinçle Türkiye Kupası'nı kazanarak yaşadılar. Artık futbolculuğunun en verimli çağını yaşayan Cemil Turan'ın ustalığını takım arkadaşları gibi sahadaki rakipleri de takdir ediyordu. Genelde sol taraftan oynardı, hücumun sol tarafında sola çık gibi. Ve driplikle gelen, çok iyi driplik yapan topla bir oyuncuydu. Ve oradan gelip kaleciyle karşı karşıya kaldığı zaman ben onu biliyordum, takip ediyordum. Ben sağ gösterirdim, o şu yükseklikte yerden sol tarafa plase vurdu. Çok iyi plase yapardı. Cemil çok özel bir oyuncuydu. Yani bugün itibariyle aynı Cemil olsa Avrupa'nın en yüksek standartta, mesela Real Madrid'de, Barcelona'da, ne bileyim Bayern Münih'te hep üst düzey takımda, Paris Saint Germain'de falan oynayacak kapasitede bir adam. 2-1 în favoarea oaspeților prin Cemil. Engin. Pasă lungă. Cemil hakikaten Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bir tanesiydi. O bünyesiyle çok kuvvetli bir arkadaşımızdı. Ve sayılı iyi topçulardan bir tanesidirdi. Antrenmanda bile kendini belli eden bir insandı. Yani bugün bence dünyada Messi neyse o günün Cemil Turan'ın Messi gibiydi yani. O günün koşullarında eğitim, tesisin, organizasyonun sıkıntılı olduğu dönemlerde, yani yaylada bir çiçeğin büyümesi gibi çok nadide bir oyuncuydu Cemil abi. Cemil abi ceza sahası içinde top ayağına geldikten sonra %90 bir ihtimalle gol yapacağını bildiğiniz Türkiye'deki tek futbolcuydu. Çoğu golcü gibi ceza sahasında pozisyonu bekleyen, denk geldiği zaman da gol atan futbolculardan değildi Cemil Turan. Ekmeğini taştan çıkarırcasına önüne aldığı topla öldürücü deparlar atar, rakiplerini geçer, sonunda karşı karşıya kaldığı kalecinin yanından meşin yuvarlığı ağlara bırakırdı. Bir gün yedek kulübesindeyim Alsancak'ta. Yedekte oturuyorum. Sağ taraftan geliyor. Bek'in önüne kadar geliyor kim varsa. Oradan topu alıyor kardeşim. Kaç kişi varsa geçiyor. Göztepe maçı. Dönüyor, gidiyor, alıyor, golü bırakıyor, geliyor. Bir hafta sonra aynısını Altay'a yapıyor. Yani onlar anlatılmaz. Yaşanır onlar. Pozisyon yaratma konusunda, kapalı defanslar açma konusunda bireysel yeteneği de çok üst düzeyde bir futbolcu. Tek başına bir maçı alıp götürebilecek, koparabilecek bir özelliği vardı. Cemil Turan gibi orta sahadan topu kapıp da 3-5 kişiyi ekarte edip ondan sonra golü atan
dünyada pek fazla yıldız yok yani. Bunları mukayese ettiğiniz zaman Kevin Keegan vardı. Maradona vardı. En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Bakken Bauer, kaleci Mayer, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil. Ünü daha İstanbulspor'da oynarken ülke sınırlarını aşan Cemil Turan, güzel futbol ve gollerini Fenerbahçe formasıyla devam ettirince o yıllarda çekilen filmlerinde gözde konusu haline gelmişti. Didi yönetimindeki Fenerbahçe 1974-75 sezonunda lig şampiyonluğunu bir kez daha kazanırken Cemil de attığı 10 gol ve attırdığı nice golle bu başarıda yine en büyük pay sahibiydi. Bu başarısında üstün futbolculuk meziyetlerinin yanı sıra sağlamlığı ve rakiplerinden yediği darbelere rağmen kolay kolay yıkılmaması en büyük etkendi. Cemil özellikle İstanbulspor'dayken de Fenerbahçe'deyken de oyun aldığı görev sebebiyle çok darbe yiyen adamdı. Ben hiç Cemil'in sakatlandığını hatırlamam. Bir kere çok güçlüydü. Adale yapısı çok seriydi. Bundan dolayı da top tekniği de mükemmeldi. Top taşıyıcı özelliği vardı, sürati vardı, güçlüydü, deviremezdin, düşüremezdin. O nedenle yani futbolcu gibi futbolcuydu yani. Ayağına topu aldıktan sonra almak imkan harici bir şey. İmkan harici. Yani topu çok iyi saklıyor. Buraları çok kuvvetli iki bacağı. Aldıktan sonra istediği gibi topu kullanan bir oyuncu. Bakalım ne olacak? Hiçbir şey olmadı Cemil'de. Bastı, zarif hareketler, güzel kayıyor. İki kişi var karşısında. Son anda Bülent indirdi Cemil'i. İndirdi Cemil'i. Onun bir bacağı benim iki bacağım gibiydi. Müthiş vuruşları olan, kalçadan vuran, fazla zorlamadan mermi gibi vuran bir futbolcu. Cemil'e çok tekme atan savunma oyuncuları vardı. Kendileri sakatlanırdı ama o devam ederdi. Cemil'in bu denli güçlü bir fiziğe sahip olmasında en büyük etken iyi beslenmesi ve kendine çok iyi bakmasıydı. Bir maçta Anadolu'daki de sakatlandı. Soyunması geldiği zaman dizden aşağısı ayak bileğine kadar simsiyah. Takar muayene etti, simsiyah bir ayak, saçını başını yoluyor, bu nasıl böyle olur diye. Tabii o günkü koşullarda bana parafin yaptı. Pazartesi tekrar götürüyorum Takar'a, ayağında hiçbir şey yok. Cemil'de hiçbir şey yok ayağında, normal bir ayak. Gittik Takar baktı. Şaşırdı, ne oldu dedi. Nasıl yaptın dedi, nasıl oldu, bir ilaç mı yaptınız dedi. Yok dedi. Bana dedi ki, ne yer bu dedi. Bu dedim günde 10 tane yumurta yer. 2 kilo süt içer, 2 kilo yoğurt yer. Kes dedi. Cemil fenomendi tabii. Cemil golcülüğüyle, oyun stiliyle ve güçlü bir golcülüğüyle. Yani fitness diye düşünürseniz fiziki altyapısı da üst yapısı da çok güçlüydü. Cemil Turan sağlamdı, dayanıklıydı. Kolay kolay sakatlanmıyordu. Bu özelliği onun iyi bir futbolcu olmasını sağlamıştı. Ancak onu yıldız futbolcu yapan en önemli vasfı sürati ve çabukluğuydu. Futbolun günümüze göre biraz daha yavaş oynandığı 70'lerde bu özelliğiyle bugünün dünya yıldızlarıyla kıyaslanacak çapta bir futbolcuydu. Eğer Cemil Almanya'da doğmuş olsa iki tane Rümeni giyerdi. Cemil kime benziyor? Cemil Messi'ye benziyor. Messi, Cemil'in İspanya'daki şubesi. Fakat ondan bile üstün bir oyuncu. Çünkü neden ondan üstün bir oyuncu? Cemil kısa mesafelerde çok çabuk bir adamdı. Çabuk eksiltirdi. Kısa mesafelerde dar alanda 4 kişi anında bir 50 saniye içinde 4 tane adamı çalımlardı. Evet, Önder'den gelen top Ender'e. Önder ve Ender yan yana giderken topu Cemil kaptı. Cemil derinlemesine bir pas uzattı. Kale sahası. Karışık fakat heyecan ve aynı zamanda tehlike. Birinci vitesten 5. vitese atan bir Cemil abi. Dönüşleri yapan Cemil abi. Ayak içi, ayak dışı, ayak üstü gol vuruşları yapan Cemil abiyi çok seviyorum. Cemil gibi futbolcular çıkar mı? Önce sürat ve çabukluğu kendine toplayan
ve reaksiyon süratı iyi olan oyuncu bulacaksınız. Çok kolay değil. Yani üçü bir arada hem sürat hem çabukluk hem de reaksiyon, algı çok iyi olacak. Cemil'de bunların hepsi vardı. Onun için çok büyük topçuydu Cemil. Çok bir defa çok güçlüydü. Yere sağlam basıyordu. Ani patlayan deparları vardı. Yani o topla beraber ani sprinte kalktığı için rakiplere karşı çok büyük bir silahtı. O driplinglerin sonucunda da ya asistle arkadaşlarına gol attırır ya da kendi atardı. Ceza sahasında. Tehlikeli olabilir. Sanlı'dan seyir Cemil'e geldi. Hep beraber seyrediyoruz. Cemil, Osman da gol. Görüldüğü gibi Sami'nin topu Cemil'e. Cemil göğüste indirdi. Osman tokat attı adeta topa. Ve Beşiktaşlar üzgün. Fenerbahçeliler ise görüldüğü gibi sevinçti. Hızlı dönüşlerle rakip defansları allak bullak eden, gol vuruşlarını iyi yapabilen, çok yetenekli. Tek başına bir forvetti. Son derece kuvvetli. Müthiş bir kuvveti ve patlama gücü olan bir futbolcuydu. Yani Cemil'le birebir kaldığınızda Cemil'in bırakın Türkiye'de o dönem içerisinde Avrupa'da geçemeyeceği savunma elemanı yoktu. Çok süratli giderken ani duran, sonra dönen, efendim mesela inanılmaz bir golcü, kalerinde her türlü vuruşu yapan, çabuk, tekniği iyi. Yani şimdi kim var öyle? Yani öyle bir oyuncu tipi yok ya. Öyle bir oyuncu tipi yok yani. Ben düşünüyorum da yani şimdiki dönemlerde olsa parayı da alamayacağınız oyuncular bunlar. Yani çok özellikleri olan. Ondan sonra pas ve karşı karşıya bir şut. Cemil'den bu da 15. dakikada seyirci ayağa kalkıyor. Durum 2-0. Cemil'i hep beraber izliyoruz şimdi. Yakın mesafeden vurdu. Kaleci ters tarafa gönderdi ve top gene filelerde. Şu an bile Cemil abinin özelliklerinde futbolcu maalesef yetişmiyor. Cemil abi de birinci vitesten direkt beşinci vitese atardı. 2-3-4 yoktu. Onun özelliği şuydu. Depara kalkardı ayağında topla beraber. Topla beraber şimşek hızıyla giderdi. Bir de aniden dururdu. Sen eğer yanılıp da durmaya kalkarsan ayakların dizden altı durur. Üst hareketlerde olur. Uçarsın. Yani uçmamak istersen de zaten bütün çapraz bağları falan kopartırsın. Yani enteresan bir sürati vardı. Çok çabuktu. Deplasmanlarda bilhassa topu aldığı zaman gider yazar gelirdi. Biz de gol yemediğimiz zaman 1-0 galip girdik. Ama şu anda Cemil abi gibi bir forvet göremiyorum o çabuklukta. Cemil vurduğu zaman, bastığı zaman çalımı sabun gibi elden kayıyor. Kuvvet, sağlamlık, dayanıklılık, sürat, çabukluk, patlama. Bütün bunlar Cemil'i yıldız futbolcu yapan özelliklerdi. Ancak onun rakip takımların taraftarlarınca bile sevilmesini sağlayan en önemli yanı, saha içindeki sakin yapısı, hakemler ve rakip futbolcularla en ufak bir tartışmaya bile girmemesiydi. Bu vasfı sayesinde futbol hayatını hiç kart görmeden tamamlamıştı. Ve Cemil Turan'ın en büyük özelliği efendiliğiydi. Hem futbolculuk döneminde hem de diğer hayatında Cemil Turan'la benim yaşadıklarım, gördüklerim, onun insani değerlerinin çok fazla olduğunu gördüm, yaşadım. Cemil zaten başlı başına bir takım, büyük kabiliyet. Sade kabiliyetin dışında bu futbolcuların sahadaki efendiliği, centilmenliği. Çok tekme yerdi. O dönemin futbolu sert bir futboldu. Dönüp arkasına bakmazdı. Hiçbir zaman bir futbolcuyla çelişki içerisinde girdiğini görmedim. Maçın sonunda kendisini tutan tutan arkadaşınla birlikte, markaj yapan arkadaşınla birlikte kol kola soyunma odasına girebilecek kadar centilmen bir oyuncuydu. Hala heyecanlı ve çetin bir pozisyon yok. Ceza sahasında Cemil yerde. Beşiktaşlar müdahale ediyorlar. Arkadan uzandılar. Cemil indi yere. Hakem devam dedi. Lütfü. Sakatlıklarında bana geldiğinde dizden aşağısı hep tekme ve çizik izidir. Her ikisi de. Bir defa arkasına dönüp de niye bana faul yaptın, niye bilmem ne ettin dediğini ben görmedim, izlemedim.
Cemil Turan futboluyla rakiplerini sık sık üzen birisi olmasına rağmen efendi ve centilmen kişiliğiyle bugün bile süren dostlukların temelini atmıştı. Mutlaka zaman zaman görüşüyoruz. Hiçbir şey olmasa telefonlaşıyoruz. Parlatır soruyoruz. Bu duyguları hala devam ettirmek, bu dostlukları devam ettirmek şimdiki nesle bence örnek olmalı diye düşünüyorum. Cemil Turan yıldız bir futbolcu olarak taraftarlarının gönlünde taht kurarken bir yandan da genç takım arkadaşları ve küçük yaşlarda futbola sevdalanan çocuklar için bir rol model olmuştu. Okulda futbol oynadığımız zaman hepimiz bir Cemil Turan olmak isterdik. Büyük başarılara imza attı ve sayesinde de o dönem pek çok küçük çocuk Fenerbahçeli oldu. Cemil abi benim için idoldü. Seyrettiğim bir insandı. Ama birlikte olmak çok daha farklı. Cemil abiden hiçbir zaman bir baskı, herhangi bir konuda gençleri baskı altına alacak hiçbir tutumda bulunmadı. Aksine bizle bir baba oğul gibi ilgilendi. Bizim hayatımız o kadar önemli ki, bizim bir sene evvel gazetelerden takip ettiğimiz kişileri biz takım arkadaşı olup ve onlarla da bir hayatı, bir futbol hayatını bir futbol penceresinden paylaşmaya başlamıştık. Bu bizim için tabii çok önemli bir duyguydu. Biz daha evvel tabii amigo olarak sahadaydık. Fenerbahçe Lisesi'nin o şeyleri olarak, öğrencileri olarak. Dolmabahçe Lisesi'nde büyük kaptan takımı buraya getir diye bağırıyorduk maraton tribünde. Ben doğuştan Fenerliyim, babadan Fenerliyim ama tabii en büyük, en hayran olduğum mahalle aralarında Fenerbahçe'de futbol oynarken sokak aralarında Fenerbahçe formam hep 10 numaraydı. Cemil Turan'dı. Durum 4-0, dakika 79. Osman'la Cemil öpüştüler. İşte Osman golünü bu şekilde attı. Cemil hazırladı, çevirdi topu Osman ve fileler havalandı. Ay yıldızı formayı ilk kez Sarıyer'de oynadığı sırada genç milli takımda giyen Cemil Turan, İstanbulspor'a transfer olduğu sezon A milli takıma seçildi. A milli takımdaki ilk maçına 17 Ocak 1969'da Suudi Arabistan karşısında çıktı. 17 Ekim 1970'te Köln'de Batı Almanya'yla 1-1 berabere kaldığımız unutulmaz maçta takım arkadaşı Alparslan Eratlı ile birlikte forma giydi. Aynı dönemde bir yandan da Ümit milli takımda yer aldı. 11 Haziran 1970'te Yunanistan'la oynanan Balkan Ümitler Şampiyonası maçında milli formayla ilk golünü attı. A milli takımdaki ilk golünü de 13 Aralık 1970'te İstanbul'da Arnavutluk karşısında kaydetti. Uzun zamandan beri farklı mağlubiyetler aldığımız Polonya'yı 5 Aralık 1971'de İzmir'de 1-0 yenerken golümüzü atan oyuncumuz Cemil Turan'dı. Fenerbahçe transfer olduktan sonra da milli formayla başarılı maçlarına devam etti. 13 Ocak 1973'te Napoli'de İtalya ile 0-0 berabere kaldığımız maç, futbol tarihimizin unutulmaz müsabakalar arasına girmişti. O müthiş İtalyan takımı, biliyorsunuz İtalyan takımı o dönem Meksika'daki Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya 4-1 yenilen bir kadroydu. Futbolcuların olduğu bir kadro. O kadroyla biz İtalya'da, Napoli'de 80-100 bin kişinin seyircinin önünde o maçı bitirdiğimizi ve işin en iyi tarafı maçın sonunda İtalyan taraftarların üzerimizdeki formaları nasıl istedikleri ve bizim sadece şortlarla kaldığımız anıları hiçbir zaman unutmam ve mümkün değil tabii ki. İtalya maçının ardından 18 Nisan 1973'te İzmir'de Bulgaristan'la oynadığımız Balkan Kupası maçı Cemil Turan'ın milli kariyerinin zirvesi olmuştu. Milli takım o yıllarda dünya futbolunun önde gelen ülkelerinden biri olan Bulgaristan'ı 5-2 yenerken Cemil attığı 3 golle bu galibiyette başrol oynamıştı. Bulgaristan maçında olağanüstü bir başarı. 5-2 galip gelmiştik galiba hatırlıyorsam. 3 tane de gol Cemil Turan atmıştı. Attığı her gol birbirinden güzel goller. Bazı goller var ki herkesin atacağı goller değil onlar. O tabiri caizse Cemil Bahri gollerdir. Yine dünya futbolunun o yıllarda önde gelen ülkelerinden Sovyetler Birliği, sık sık farklı mağlubiyetler aldığımız ekiplerden biriydi.
23 Kasım 1975'te İzmir'de bu güçlü takımı 1-0 yenerken attığımız golde Cemil Turan'ın hissesi büyüktü. Ben degaj yaptım. Gökmen aşırttı. Ali Kemal sağ taraftan ortaladı. Cemil onların savunma oyuncusuyla beraber kafaya çıktılar. Kimin attığı tam belli değildi ama ikisine de değmiş olabilir. 1-0 maçı kazanmıştık. Çünkü bütün medya, gazeteler, televizyonlar Rusya'yı favori olarak gösteriyordu. Hatta 5-6 fark yiyeceğimiz şeklinde bir düşünceler de vardı. Orada inanılmaz bir top oynadık hepimiz. 76 elemelerinde ve yine İzmir'de bu sefer rakip Sovyetler Birliği. 23 Kasım 1975'te Cemil'in attığı bu golle maçı Türk milli takımı 1-0 kazanıyor Sovyetler Birliği önünde. Futbolda en verimli dönemini yaşayan Cemil Turan, Fenerbahçe'de lig şampiyonlukları ve kupalar kazanırken bir yandan da milli takımdaki başarısını sürdürüyordu. İrlanda maçında 2 gol, Malta maçında 3 gol atarak o tarihteki en golcü milli futbolcu özelliğini kazanmıştı. Bence son dönemlerde en çok anlaştığı oyuncu Mehmet Oğuz'du. Mehmet Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu milli takımda oynarken Cemil de milli takımda beraber oynadıklarında bize çok maç kazandırdılar. Çok iyi hatırlıyorum. Mehmet sağ çizgiden gelir getirir, Cemil'i görürdü. Cemil atardı veya attırırdı. Milli takımımızın o yıllarda aldığı unutulmaz sonuçlardan biri, zamanın güçlü ekibi Doğu Almanya karşısında deplasmanda elde ettiği beraberlikti. Maçın henüz başında yediği golle yenik duruma düşen ekibimiz, Cemil Turan'ın 15. dakikada attığı golle beraberliği yakalamıştı. Adamlar öyle bir dönerek oynuyorlar ki, onların başı dönmüyor, bizim başımız dönüyor. Doğu Almanya'yla 1-1 kaldık. Düğün bayram ettik. Hilmi Okun deyimiyle bunlar koşmuyor, uçuyor havada söyledi. Yani o takımdan beraber kaldık. Hani beraber derken şansına beraber kalmadık. Yani oynayarak beraber kaldık. O bizim forvette önemli bir silah. Top saklaması, topu getirmesi. O dalga dalga gelen Doğu Almanların karşısında savunmamız direnirken ama hücuma gittiğimizde Cemil abi tek başına topu tutup etkili olmaya çalışan bir oyuncuydu. Özellikle Avrupa kupalarında veya milli maçlarda santrayı geçtiğimiz zaman heyecanlandığımız maçlar bunlar. Santra'yı geçtiğimiz zaman. İnanın ki bunu bir tek Cemil abiyle yapabiliyorduk biz. ...1974 ve 1975'te iki lig şampiyonluğu gören Cemil Turan, 1975-76 sezonunda attığı 17 golle gol krallığını Ankara güçlü Ali Osman'la paylaştı. Fenerbahçe 1977-78 sezonunda bir kez daha lig şampiyonu olurken kaptan 17 golle yine en büyük katkıyı yaptı ve gol kralı yarışında 3. kez zirveye çıktı. Cemilli Fenerbahçe başarısını 1978-79 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanarak sürdürdü. Artık 31 yaşına girmiş olsa da oynadığı futbolun kalitesinde düşüş yoktu. Nitekim Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası maçlarının ardından transfer teklifi aldı. Cemil Turan PSV kulübü yöneticilerine bir sene sonra futbolu bırakmayı düşündüğünü söylemesine rağmen onlar kendisini 3-4 sene rahatça oynatacaklarını bildirmişlerdi. Fenerbahçe'ye 25 milyon verdiler, 25 milyon. Büyük bir para. Oraya yakında bana verdiler. Ama işte sakatlanıyor zaten. Koptu. Futbol hayatı boyunca hemen her maçta darbelere maruz kaldığı halde yıkılmayan Cemil, 5 Ekim 1978'de Ankara'da Sovyetler Birliği'yle oynanan milli maçta ağır bir sakatlık geçirip 5 ay sahalardan uzak kaldı.
Üstelik bu sakatlığın sebebi rakip bir futbolcu değildi. Sağ kenarındaki su giderlerinden birinin kapağı açık bırakılmış, Cemil koşarken ayağı giderin içine girince iç ve dış menisküsü yırtılmıştı. Ben Cemil abiyi tribünden yerde yatarken gün eyvah dedim. Kesin sakatlandı. Çünkü o güne kadar yani çok büyük bir darbeler almış oyuncu olarak yerde bir saniye bile durmayan adam yerden kalkmadı. Milli takım doktoru, Alman milli takım doktoru böyle dünyada ün salmış bir spor doktoruydu. 3-4 yerden arızaları var. Kurtaramam dedi Cemil'i. Tedavisine de gecikmiş. Ve tedavisini yaptı. Aynı Cemil 4 sene daha futbol oynadı. Cemil Turan, küçük yaşlardan itibaren iyi beslenmesinin getirdiği sağlamlık ve kendine iyi bakması sayesinde ameliyattan sonra çabucak toparlanıp Mart ayında sahalara dönmüştü. Kısa sürede eski formuna kavuşunca yine milli takıma seçildi. 1 Nisan 1979'da İzmir'de Batı Almanya ile oynanan maçta son kez Ay Yıldızı formayı giydi. Daha uzun müddet oynayacak güce sahip olmasına rağmen 1979-80 sezonu sonunda futbolu bıraktı. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçını Galatasaray'a karşı oynamıştı. Güzel bir tesadüf eseri son resmi maçında da ezeli rakibi karşısında Ankara'da sahaya çıktı ve Fenerbahçe'nin kazandığı Başbakanlık Kupası'yla futbola veda etti. Sayın Talat Asal'ın elinden aldığı kupayı foto muhabirlerinin isteği üzerine bir kez daha havaya kaldırıyor ve Fenerbahçeli futbolcular onur tribünden ayrılıyorlar. Büyük Mehmet gelmişti Fenerbahçe'ye 1979'da. Ve beraber oynadılar. İkisini bir arada oynama fırsatını yakaladık. Son maçı da Bursa Spor'la oynuyor. Yani son lig maçı. Ve her ikisinin de son maçı. Ya hani bir insan son maçında bu kadar muhteşem mi oynar? İkisi de kedinin fareyle oynadığı gibi rakiple oynadılar. Bir kere top göstermediler. Ne yani top kaptırmadılar. Yani hakikaten orada Cemil Turan'ın neden bu kadar erken yaşta futbolu bırakıyor diye çok üzülmüştüm. Ben 33 yaşındaydım ben topu bıraktığım zaman. Yani 33 yaşına girmiştim ben. Ha, diyorsun oynar mıydın? Oynardım iki sene daha. Ve hoş geldi işte. Buna söyleyin, çocuğa söyleyin bırakmasın işte tamam mı? Tamam, yok derim. Ben bırakıyorum. Bir de biraz karadırıcık damarı var ya. Bıraktım. 15 Ağustos 1980'de Beşiktaş'ta oynanan jübile maçıyla sahalara veda etti Cemil Turan. 10 dakikalığına da olsa onu son kez görmek isteyen 40 bin aşkın seyirci, İnönü Stadı'nı o yaz sıcağında doldurmuştu. Tribünler büyük yıldızı yaşlı gözlerle uğurladılar. Evet, jübile maçı için benim Beşiktaş'a geldiğim sene jübilesini yaptı. 5. dakika mı 10. dakikada beni çıktı, tur atıyordu sahada. Tam şeyin tünelin ağzına geldi. Golü ben attım. Cemil Turan'ın futbolu bıraktıktan sonraki yılları da Fenerbahçe ile dolu geçti. Güven Sazak'ın başkanlık yaptığı dönemde futbol şubesi sorumlusu olarak kulübüne hizmet etti. Aziz Yıldırım'ın başkanlığa gelmesinden sonra Fenerbahçe'deki mesaisini sürdürdü. Ve futbol takımının menajeri oldu. Rıdvan'la beraber çalıştılar. Hem ağabeylik yaptı hem de menajerin yapması gerekenleri yapmak için çalıştı. O dönemde gayet şey olduk, faydalı oldu. Tanju Çaloğan Fenerbahçe'de top oynadığı bir zamanlarda ben antrenman sahasına gitmiştim devre arasındaki. Tanju Çolak geldi elimi filan sıktı. O anda sorumluydu. Cemil abi o kadar işine aşık ki Melih Melih dedi. Lütfen o çizginin arkasına geç dedi. Cemil Turan Fenerbahçe aidiyet duygusu çok gelişmiş biri. Fenerbahçe ruhu çok gelişmiş biri ve futbol hayatı sonrasında da daima camianın içinde kaldı. Hem Çubuklu'ya hem de milli formaya yıllarca hizmet etti. A takımdaki menajerliğinin ardından genel koordinatör olarak altyapıların başına getirilen Cemil Turan, uzun yıllar boyunca dere ağzında bu görevin gerektirdiği sorumlulukları taşıdı. İşte bu genç oyuncuların yetiştirilmesi, antrenörlerin eğitimleri için federasyonla ilişkiler, bütün bu şeyde altyapılarla ilgili sorumluluğu taşıdı
yaptı. Halen de Fenerbahçe için her şeydir Cemil. Bizim camiada çok sevilen bir insandır. Yoğun kamp ve maç trafiğiyle geçen futbolculuk yıllarından sonra çok sevdiği ailesine daha fazla vakit ayırma imkanı buldu Cemil Turan. Torunlarının da katılmasıyla genişleyen ailesi artık onun en büyük mutluluk kaynağı. Hep hümanist, iyi yaklaşımcı, dost seven, dostlarını unutmayan, dostlarıyla zaman geçirmeyi kendine kabul eden, onunla beraber dostlarıyla yaşayan bir insan. Ailesiyle de ilişkileri gayet iyi biliyorum. Ailesini seviyor, çocuklarını seviyor. Yani onlarla diyalogları da çok iyi. Cemil Turan çok sevdiği İstanbulspor camiasıyla da ilişkisini kesmedi. Halen sarı siyahlı formayı terletmiş eski takım arkadaşlarıyla sık sık bir araya geliyor. Bir daha onun gibisi gelmedi tabirini en çok hak eden futbolculardan biriydi Cemil Turan. Usta spor yazarı İslam Çupi onun futbolunu şöyle övmüştü. En kısa yoldan en çabuk biçimde kaleciyi rahatsız etmeyi bilen son adamın Cemil'di. Cemil'den sonrakiler kusura bakmasın, o tadı, o lezzeti, o şeytani zeka parıltılarını veremiyorlar bana. Cemil Turan'ın sahalara veda etmesi tüm spor severleri çok üzdü. Zira Türk futbolundan büyük bir yıldız kaymıştı. Bu durumu kabullenmek onlar için çok zordu. Bu bir kara sevdaydı. Uzun yıllarda Türk futbolunda böyle bir yıldız yetişmedi. Aradan 40 yıl geçti ama milyonlarca insanın ona duyduğu hasret dinmedi. Onu seyretme imkanı bulmuş sporseverler kendilerini çok şanslı hissederler. Futbol severlerin Cemil Turan'a duyduğu sevgi sonsuza kadar sürüp gidecektir.